denizlerin genç ve inatçı vastayasında mı? Mistik dalga çağıran asasını kullanarak dalgalara şekil verir ve diğer marayileri tehlikelere karşı korur. Türünün okyanusu terk ederek karaya ayak basan tek örneği olan Nami, karşısına çıkan imkansızlıklara karakter, kararlılık ve cesaretle göğüs geriyor. Targon Dağı'nın batısındaki denizlerde Marai olarak bilinen bir Vastaya kabilesi yaşar. Bu yarı insan, yarı balık yaratıklar uzun zaman önce denizin derinliklerinde bir yarık keşfetmişti. Yarığın içinde ise bütün yaşam formlarını ortadan kaldırmak isteyen korkunç bir karanlık bulunuyordu. Marai'ler köylerinin ortasına içinde göklerin büyüsünü taşıdığı söylenen Ay Taşı isminde ışık saçan bir taş yerleştirmişti. Zihinde iz bırakan ruhani ışığı Marai'leri derinliklerden tırmanan yaratıklardan korur. Her 100 yılda bir Ay Taşı'nın ışığı solmaya başlar. İşte tam o anda kabile en güçlü savaşçısını seçerek ona dalga çağıran unvanını verir. Ardından dalga çağıran yarığın buz gibi karanlığına dalıp dehşetlerine göğüs gererek derinliklerden bir inci çıkarmalıdır. Dalga çağıran başarılı olması halinde kıyıya çıkar ve inciyi Targon'un zirvelerinden gelen ışıltılı gezgine vererek karşılığında bir ay taşı alır. Bu birçok kişinin kaderini etkileyen zorlu bir törendir. Ancak bu takas karanlıkların içerisinde yaşayan yaratıkları uzak tutar. Geçmişte Marai'ler inciyi getirmesi için en seçkin savaşçılarından bir bölük gönderirdi. Fakat zaman içinde gönderdikleri kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak canavarların da sanki onların enerjileriyle beslenirmişçesine daha güçlü hale geldiğini öğrendiler. Koskoca ordular aşağıdaki korkunç yaratıklar tarafından paramparça edilirken dalgaları kontrol eden Marai asasını taşıyan tek bir gözcü derinliklerdeki tehlikelerden kaçmayı başararak İnci ile birlikte geri dönebiliyordu. Nami hep dalga çağıran olmak istese de genç ve aceleci biriydi. Marai'ler arasında vahşi bir savaşçı olarak tanınıyor, inatçı kişiliği ise sık sık başının derde girmesine neden oluyordu. Ay Taşı, Nami'nin gençliğinde 100 yıldır ilk defa yeniden solmuştu. Nami, dalga çağıran sınavına katıldı. Ancak aceleciliği nedeniyle kabilenin ileri gelenleri savaşlar esnasındaki sakinliğiyle tanınan Rasho'yu dalga çağıran olarak seçmişti. Rasho vakit kaybetmeden derinliklerin içine kayboldu. Aradan bir hafta geçti. Sonra bir hafta daha. Marai'ler koca bir ay boyunca onun geri dönmesini beklese de Rasho'dan bir iz bile yoktu. O güne dek geri dönmeyi başaramayan bir dalga çağıran olmamıştı. Kabile ileri gelenleri bekleyip tartışırken ay taşı giderek daha da soluyordu. Ve Nami, eğer biri dalga çağıran unvanını kısa zaman içinde almazsa her şeyin yok olacağını biliyordu. Bu kişi belki de o olmalıydı. Nami, annesinin deniz asasını alarak derinliklere doğru yola çıktı. Birkaç gün sonra İnci, kayıp dalga çağıran asası ve gözlerindeki dehşetle geri döndü. Saygısızlığı karşısında öfkelenseler de köyün ileri gelenleri Nami'nin cesaretine hayran kalarak onu resmen dalga çağıran ilan ettiler. Nami denizin yüzüne çıktı ve dalgaları takip ederek karada yürüyen kişiyle buluşmak için kıyıya yüzdü. Ancak ona taşı getirecek kişi ortada yoktu. Onun yerine yaşlı bir kadın kıyıda bekliyordu. Büyük anne ve büyük babası son dalga getiren takasına şahitlik eden kadın, ortada bir ay taşı olmadığını açıkladı. Yalnızca ayın sureti olarak bilinen yaratık ay taşı oluşturabiliyordu ve o Targon'dan kaçmıştı. Bu durum Nami için kabul edilemezdi. Onu bularak ay taşını getireceğine yemin etti. Halkının yaşamı buna bağlıydı. Mistik dalga çağıran asasının gücünü kullanarak yüzgeçlerinin altında hiç durmadan dönüp duran hareketli bir su birikintisi oluşturan Nami karaya çıkarak arayışını sürdürdü. Dalga çağıran içindeki kararlılıkla yepyeni bir dünyaya doğru yola çıkmıştı.
Müzik